Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir Migros market alışverişi ile karşınızdayım. Sergül'le markete gittik ve bir şeyler aldık. Aylık alışveriş, evin ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi nereden başlayacağımı da bilmiyorum esasında. Şuraya göre başlayayım bence. Hızlı hızlı söyleyeyim. Fiyatları söylüyorum çünkü ben de alışveriş videoları izlerken fiyatları duymaktan yanayım. Karşılaştırma yapabiliyorum. Aklıma bir şey takıldığında geriye dönük kendi videolarımı izleyebiliyorum. Ya da ne bileyim, hoşuma gidiyor. Ya da işte ben şuradan şu kadar alıyorum ama şurada şu kadarmış da diyebiliyorum. Fiyatlarıyla birlikte alışveriş videolarını izlemekten çok keyif alıyorum. Daha önce fiyat söylemediğim zamanlar oluyordu tabii ki. Hemen sorular geliyordu, yorumlar. Hani ne kadar aldınız, nedir, ne değildir gibisinden. O yüzden hani ben fiyatlı söylüyorum. Böylesi bana daha münasip, daha uygun geliyor. Başlıyorum. Geçen gün yine sanal marketten almıştım. Bugün Migros'tan aldım yine tekrardan marketten. Migros'un kendi markasının karışık meyve aromalı gazozu. Bu gazozu çok seviyorum. Buraların Neşen gazozuna benziyor ve çok keyifle içiyorum. Arada böyle soğuk soğuk iyi oluyor. O çabuk bitti. Dün mü? Ondan önceki gün almama rağmen çok çabuk bitti. Çünkü Gülşah geldi, annem geldi vesaire, böyle toplanınca evde birer bardaktan bitti. Çok az kaldı. O yüzden tekrar aldım. Dursun diye dolapta 1,5 litre Migros gazoz 2 lira 50 kuruş. Şuraya dizmeye başlayacağım aldıklarımı. Şöyle arabada gelirken içmek için Lipton Iced Tea şeftali aldım. Bitti. Burasını sildim bu arada. Dezenfekte edip öyle içtim. Bunun da fiyatı 2,95. Şöyle İlker Metro. Hadi paylaşalım hep beraber. Beşli paket çikolata aldım. Bunları dolaba koyuyorum. İyi oluyor. Atıştırmalık. Ben çok yemesem de İşte böyle annemdir, arkadaşlardır, hani Tuğba'dır. Çok artık hani arkadaşları eve almıyorum gerçi bu koronadan dolayı. Çok yakın ailem, işte ailem, kuzenlerim ve temas olmadığına inandığım, inanmaktan ziyade bildiğim, takip ettiğim arkadaşlarımı alıyorum eve. O yüzden şöyle bu dolapta durdu mu iyi oluyor. Bir ikramlık oluyor. 4 lira 45 kuruş. Arada ben de yiyorum onu. Çok nadir de olsa. Hoşuma giden çikolatalar. Şöyle Ülker Coco Star 5'li 3 lira 95 kuruş. Dankek. Ay en sevdiğim kek. Şu kekten vazgeçemiyorum ya. Şundan vazgeçemiyorum. O kadar çok seviyorum ki bunu. Bu aslında çok tehlikeli bir kek. Neden diyeceksiniz? Açınca bitiriyorum. Kendimi frenliyorum. Açtığımda bir tane yiyip hemen kaldırıyorum. Gün içinde dönüp dolaşıp bir tane daha hemen kaldırıyorum. Öyle öyle 3-4 gün kendime bunu pay edebiliyorum. Bıraksam kendimi bir seferde yerim. Sonra da üzülürüm. Neden yedim? Kalmadı diye. De hepsini de yemek çok yani bünyeye zarar. Dankek lokmalık 3 lira 45 kuruş. Paylaşmalık bir tane kime yetecek hesabı. Hadi paylaşalım hep beraber. Ülker al beni aldım. Beşli pakette yine bu. 4 lira 95 kuruş. Şuraya da bakıyorum fişe de. Tamam. Yine roll up yağlı pişirme kağıdı aldım. 16 yaprak olması çok güzel. Ben bunu orada kullanan birine sordum. Çok memnunum dedi. Çok güzel dedi. Daha önce almıştım. Dursun diye bir tane daha aldım. Çünkü ben fırını çok kullanıyorum. Fırın yemeği çok yapıyorum. O yüzden de bolca yağlı kağıda ihtiyacım oluyor. Bu yüzden bir tane daha aldım. Gerçi diğer videomda, her videomda söylüyorumdur kesin. Kesilmiş yapraklılar daha çok hoşuma gidiyor. Bütün rulaları aldığımda belki biraz daha ekonomikler. Ama ben ya yamuk kesiyorum, ya küçük kesiyorum, ya büyük kesiyorum. Bir şey yapamıyorum yani. Güzel kesebilenler tabii ki de onu alabilir. Bu bana çok pratik geliyor nedense. Bunun da fiyatı 3 lira 95 kuruş. 16 yaprak. Roll up yağlı pişirme kağıdı. Daha sonracığıma Koraplast buzdolabı poşeti aldım. Şöyle dörtlü 3 al, 4 al 2 öde. Orta boy çok ideal bence. Orta boy. Karides temizledim bildiğiniz gibi. O karideslerden dolayı buzdolabı poşetim bitti. Hatta sağ olsun annemden takviye aldım. Bana çok lazım oluyor buzdolabı poşeti. Kime lazım olmaz ki. Bunun da fiyatı 17,50 idi. 5,25 bir indirim oldu. Bugün bir indirim vardı onlarda. %30 bir indirim. Ve kendime, ay inanamıyorum ya, pastırma aldım.
Çok severim pastırmayı. Siz sever misiniz? Ben bayılırım. O yüzden böyle bunları görünce aldım. Dedim yiyeceğim ya. Ama pişirmeden de yiyorum. Çiğ. Çiğ daha çok hoşuma gidiyor. Böyle yumurtalı falan hani çok aramam ama böyle çiğden of çok çok lezzetli. 129 lira 90 kuruşmuş kilosu. Bu 100 gram gelmiş. 12 lira 99. 13 lira diyelim pastırma. Gıdaları şöyle koyayım da dolaba kaldıracağım orada. Daha sonracığıma perde, benim yılan hikayesine dönen perde hikayem var. Benim yılan hikayesine dönen perde hikayem var. Bilen bilir. Bilen bilir. Yamuk oturuyorum. Her an kalkacakmış gibi bu arada. Düz otursam ne kadar güzel olacak. Değil mi çocuklar? Çocuklar da burada bu arada. Perdeci gelmişti biliyorsunuz. Ölçüler alındı. Tam perde yapılacak bizim eve. Dedik o zaman ne demişti işte. Günleri unuttum. Tamamen sallıyorum. Pazartesi günü gelin. Kumaş seçelim. Başlayalım. İşte atıyorum. Yok. Perşembe günü gelin. Çünkü cumaya denk getirmem lazım. Perşembe günü gelin. Kumaş seçelim. Dikmeye başlayalım. Cumartesi günü de bir de benim şeyler vardı. Fon perdeler. Onların burada ben böyle kestim onları elimle gelişi güzel. Onların altı düzelecek. Çünkü burası kalorifer ve bu ev biraz daha basık Antalya'daki eve göre. Yere değdi. Yani o hengamenin içinde gidip perdeciye kestir et yapacağıma kendim çok harika bir şekilde yamuk kestim. Öyle de kullandım yani. Öyle olunca hani onları yapacak. Ben de dedim ki yani tamam da işte atıyorum perşembeden verirsem ben o kadar gün perdesiz evde oturamam. O zaman o da demişti ki cumartesi günü de fonları getirin. Hani bir gün artık idare edin. Pazartesi hepsini bir takarız demişti. Ben gittim perşembe günü annemle beraber. Perdeci yok gitmiş. Aydın'a gitmiş. Sonra aradık. Pazartesi gelin dedi. Annem gitti bu sefer. Anneme dedim ki anneciğim sen git seç. Hiç fark etmez. Zaten hani ben senin zevkine güveniyorum. Ondan olsun yine ben cumartesi günü fonları götürürüm. Aynı hesap pazartesi şey. Annem gitti. Yine yok. Bu sefer de bir yere gitmiş. Öyle öyle kaldı. Yani biz bir tek dükkanda denk gelemedik kendisiyle. Yani dükkanda onun olması gerekiyor. Kapalı değil ama kızı var dükkanda ama onunla bizim konuşmamız gerekiyor falan derken kaldı bizim perde işi. Şimdi iyi ki de kalmış. Her şerde bin hayır vardır. Buna çok inanırım. Şimdi biz evin düzenini değiştirmeye karar verdik. Düzen derken mobilyalarını değiştirmeye karar verdik. Dolayısıyla hani ilk o fon perdeleri diktirmedim altlarını. Hani ne bileyim gidip perde seçmedim. Çünkü şimdiki mobilyaya göre seçecektim. Şimdi koltuk takımını değiştireceğiz. Koltuğumuzu değiştireceğiz. Halıları değiştireceğiz. Perdelerin hepsini değiştireceğiz. Ufak tefek eve şeyler alacağız derken bir değişim olacağı için evde. O yüzden dedim dursun perdeler. Önce koltuğu alalım, işte şeyleri alalım, alacak olduklarımızı. Şu an aklıma birçok şey geçiyor böyle vırırırır diye. Daha sonra perde seçeriz. Perde, işte sonra halı seçeriz. Ama önce koltuğa karar vermemiz gerekiyor. Ender Trabzon'dan geldiği gibi veya gelmese de hani gidip mağazadan canlı arayıp, görüntülü arayıp, canlı arayıp, canlı arayıp, görüntülü arayıp kendisine orada bir seçim yapıp siparişte verebilirim. Neyse işte bir tür tül beyazlatıcıdan konu nerelere geldi. Tül beyazlatıcı aldım. Bitti evdeki. Bunu deterjanın içine, normal çamaşır deterjanın içine bir kaşık, yarım çay bardağı mıydı? Bunda ne yazıyor? Tabii bilmiyorum. Ben bundan ilk defa kullanacağım da Vinishink'ini kullanıyordum. Tamam. 4 çorba kaşığı. 4 çorba kaşığı ilave ediyormuşuz. Ben memnunum tül beyazlatıcılardan. Beyazları çok güzel yıkıyor gerçekten. Bunun da fiyatı, bak konu nereden nereye geldi ya o. 6 lira 25 kuruş. Şimdi şunu şöyle koyacağım. İdeal küçük boy buzdolabı poşeti aldım. Orta boy var, büyük boy da annem bıraktı. Küçük boyum yok. Hadi dedim küçük boyda olsun. 35 adet varmış içinde. İdealin küçük boy buzdolabı poşeti. %30 indirim vardı. 3,5 liraydı. Ve bugün bir şey gördüm. Erimiş de biraz. Metro'nun yer fıstıklı çikolatası. İlk defa gördüm.
Bir tane aldım denemek için. 1,5 lira fiyatı. Sanıyorum Snickers diye bir çikolata vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun benzeri gibi geldi bana. Dedim bir tane alayım da deneyeyim. Şimdi şunları da kendi içinde ayırayım da ben burada. Sonradan yerleştirmesi kolay olsun. Knorr kremalı mantar çorbası aldım. 2 adet. Fiyatı 1 lira 75 kuruş. Gerçekten bu çabuk çorbayı seviyorum. Çok acıktığım zaman ya da böyle bir şeyler yemek istediğim zaman bundan içiyorum. İçinde kıtır ekmekleri de var. Paketli gıda evet ama yani arada lazım. Kullanıyorum. Bitmişti. O yüzden aldım. Ve şöyle şöyle Rinso'nun sıvı deterjanını aldım. Fakat bu benim çok dikkatimi çekti. Aloe Vera'lı. İlk defa gördüm. Genelde Bingo alıyorum. Pervol alıyorum. Rinso da alıyorum ama beyazından alıyordum. Ne oldu kızım? Koklama. Alıyordum. Aloe Vera'lı gördüm. 22 lira 75 kuruş. 50 yıkama. 3 litre. Almak istedim. 2 tane aldım bundan. Şu da diğeri. 2 adet aldım. Bunlar yukarı çıkacaklar. Şöyle ayçiçek yağı aldım. Ben genelde bu pet şişede olanlardan alıyorum. Teneke olduğu zaman zorlanıyorum. Pompa almıştım bir ara vakti zamanında. Ama o pompada da yine dibinde kalıyor. Hepsi gelmiyor. Bayağı bir uğraştırıyor. O yüzden böyle alıyorum. Gerçekten de dibine kadar kullanabiliyorsunuz. Bu sefer yudumun ayçiçek yağını aldım. 4 litre yudum ayçiçek yağı. 39 lira 95 kuruş. 5 adet Migros süt aldım. Şöyle bir su bardağı. 200 mililitrelik bunlar. 5 adet. Şimdi 1 litrelik alıyorum süt. İşte bir çay bardağı kullanmam gerekiyor. Ya da bir su bardağı. Bir şeyler yaptığım zaman. İşte sostur, et marinesidir, ne bileyim poğaçadır. Çok hani nadir de olsa yapıyorum. Kektir. Koca şey boşa gidiyor. Öyle tatlı da çok yapıp seven bir insan olmadığım için, içen de olmadığı için evde. Bu yüzden böyle küçük alıyorum. Çok pratik oluyor benim için. Tanesi 1 lira 15 kuruş. 5 adet aldım. Şimdi bakın cips aldım. Lay's. Klasik aldım. Bunu alma sebebimi hemen söyleyeceğim size. 4 lira 75 kuruş bunun fiyatı. Bunu alma sebebim takoyaki yapacağım. Takoyaki için buna ihtiyacım var. Nedenlerini, içinlerini tabii takoyaki yaparken anlatırım size. Şimdi bazı soslar arıyorum. Buldum. Onları da sipariş vereceğim. Balıkçıma da daha önce söylemiştim. Ahtapot siparişi verdim. Ahtapot yemeyenler için de tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Ya da tavuğun butunu kemiksiz şekilde haşlayıp kullanabilirsiniz. Şimdilik, şimdi onu niye söyledim? Onu o videoda söylerim. Onun için aldım bunu. Görmüşken alayım dedim. Migros kırmızı mercimek aldım. Geçen gün mercimek çorbası yaptım. Bir çay bardağından daha az mercimeğim kaldı. Artık çorba zamanları açılıyor. Çorba mevsimi açılıyor. Mercimek çorbayı, mercimek köfteyi çok severim. O yüzden evde bulunsun diye aldım. Çünkü o yarım çay bardağı, yani bir çay bardağından iki parmak eksik mercimekle de çorba yapılmaz. Köfte hiç yapılmaz. Başka mercimekten, bu kırmızı mercimekten ben çorba yapıyorum ve mercimek köftesi yapıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Var mı değişik tarifler? Yeşil değil, sarı da değil, bundan, kırmızı mercimekten. Başka tarifiniz varsa yazarsanız aşağı, çok sevinirim ve öğrenmiş olurum efendim. Kırmızı mercimek 7 lira 20 kuruş 1 kilogramlık. Deniz esintisi. Ve yumuşatıcı aldım. Vernel deniz esintisi. 22 lira 50 kuruş 5 litre vermedim. Bu da yukarı gidecek. Şurada dursun. Çocuklarım için kepekli pirinç aldım. Geçen gün almıştım. Yarım gitti, yarım kaldı. Onu da kullanırım. Şimdi ev yemekleri gününde kepekli pirinçten de yapıyorum. Kepekli makarna çok bulamadım. Tam buğday makarnası. Hoşuma gitmedi markası. O yüzden bunu aldım. Pirinç. Bunu da dursun. İlerleyen günlerde yine tekrar yemek yapacağımda hazır olsun. 1 kilogram kepekli pirinç 9.95. Şöyle toz bulyon aldım. Et. Bunu ben kendim bazı yemeklerde kullanıyorum. Ya bazı derken uzak doğu yemeklerinde şey gerekiyor, balık suyu gerekiyor.
balık suyu yerine ben et suyu ya da tavuk suyu kullanıyorum. Ama böyle çünkü bu da bir Japon markası. Ajinomoto. Japonlar almış sanıyorum. Şurada da yazıyor Ajinomoto. Gerçekten çok yakın tatlar elde edebildiğim için alıyorum. Özellikle bu bizim mutfağım. Bu toz bulyonlarını tercih ediyorum. Çünkü şu yüzden. 4.55 fiyatı ve Ülker Teremyağı, sözde Teremyağı, Ülker Teremyağı yemek hamur işi için. Bazen hamur işlerimde margarine de ihtiyacım oluyor. Margarine tereyağı koyduğumda ağır kokusu oluyor. Çünkü bizim tereyağlarımız yaylada yapılıyor. Çok organik, yani tam tereyağı olduğu için ben sevmiyorum. Hani bazı hamur işlerinde, hani böyle çok haldır haldır da hamur işi yapan biri değilim. Ama arada yapıyorum. Yaptığım zaman da hani o kıvamı, tadı, dokusu tutsun istiyorum. Tereyağı koyduğum zaman gerçekten yani bazen olmuyor. Yani kokudan dolayı herhalde. Aslında çok ağır da bir kokusu yok da. Neyse, yani kullanıyorum. Burada ne yazıyor? Pilav, makarna, hamur işi, çorba, et yemekleri, yumurta, sebze. Ben burada bir tek hamur işleri de kullanıyorum. Zaten bir alıyorum. Yani bir yıla yakın kullanıyorum. Burada da ölçü şeyleri de var. Bunun da fiyatı 9.95. Siz böyle, ben böyle. Biz şeker kullanmıyoruz çayımıza, kahvemize, tatlı falan hani yapmadığımız için. Ama şeker alıyorum böyle 3 kiloluk. Annemler çayı şekerli içiyorlar. Geldikleri zaman da işte bazı arkadaşlarım da çayı şekerli içiyor. Onlar için alıyorum dursun diye. Bazen ben böyle kektir, tatlıdır yapmak istediğim zaman da şekere ihtiyacım oluyor. Ama ben çok böyle gece bakkala gidip şeker aldığımı hatırlarım. O günden sonra hele Antalya'dayken zorlanmıştım. Hani uzaktı biraz bakkal. Öyle olunca o günden sonra kendime alışkanlık edindim. Hep evde şeker bulundurmaya. Hem küp şeker hem toz şeker. Dursun. Bozulan, akan, kokan bir şey değil. Elimin altında dursun diye 3 kiloluk Migros'un toz şekerini aldım. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Kaju aldım. Migros'un kendi markasının kajuyu çok seviyorum çerezde. Kaju ve kavrulmuş fıstığı çok severim. 200 gram 19 lira 25 kuruş. Biraz pahalı yani. Ne bileyim, 200 bir iki avuç şey. Ama seviyorum. Yapacak bir şey yok. Yayla'nın Osmancık pirincini aldım. Osmancık bölgesinde yetiştirilmiştir diyor. Yerli pirinç aldım. Pazardan alıyordum ama cuma günü pazara gideceğim mi gitmeyeceğim mi çok kendimden emin olamadığım için alayım dedim. Pirinç dursun. Pirincim bitmek üzereydi. 19 lira 95 kuruş. Kaç kiloymuş bu? 2 kilo. Yani pazarda da 1 kilosu 10 lira. Hemen hemen pazarla aynıymış fiyatı. Şimdi fark ettim. Şöyle 10'lu kibrit aldım. 3.95. Mangalda falan lazım oluyor. Tütsü yakarken, ben evde tütsü yakmayı çok seviyorum. Tütsü, mum yakarken bayağı bir işimi görüyor. Çakmaklı olduğu zaman bazen burası yanıyor. Böyle tutmam gerekiyor. Kibrit lazım. Çok küçük boy. Ay kuk. Kuk. Çok küçük boy çöp poşeti aldım. Çöp torbası aldım. Küçük hemen mesela büyükleri değil de şu an yalnızım. Çok çöpüm olmuyor. Hemen küçüğe atmak için günlük çöpümü koymak için aldım. İndirimliydi. %30 6.25'ti. 1 lira 88 kuruş indirimi oldu bunun. Evet, Schweppes'in toniğini aldım. 5,5 lira tanesi. Ender şu anda Trabzon'da ama gelecek. Bu Ender doğal maden sularını çok seviyor. Onun için hem sırmanın aldım. Şöyle 1 litrelik maden suyu. Sırma soda, pardon. Maden suyu, doğal maden suyu, sırma soda. 2 tane sırmanın aldım. Tanesi 3.15. Bir de Akmina aldım. Akmina da seviyor o. Hangini isterse içsin, değiştire değiştire. 3 lira 25 kuruş da bunun fiyatı. 2'şer adet aldım ona. Ve Ender için yine Sinangil'in tam buğday ununu aldım. Bundan ekmek yapıyor kendisi. Evdeki de çok az kaldı. Yedeğini aldım. Yani ekmek yapmak istediğinde gidip almak, sipariş vermek zor oluyor. Evde bulunsun. Böyle birer kiloluk iyi oluyor onun için. Tam buğday unu 5 lira 70 kuruş. 1 kiloluğu. Erikli aldım yine. Şöyle gitmişken dedim eriklimi de alayım koyayım. Altılı erikli ahududulu. Fiyatı 9.95'ti. Evet. 9 lira 95 kuruş. Gelenler
Bugün mesela Nurgül teyzem geldi. Annemin teyzesinin kızı. Hafize teyzenin kızı yani. Benim büyük teyzemin kızı. Ben de ona teyze diyorum. Nurgül teyzem geldi. Mesela hani ne içersin dediğimde yani gazoz var, işte ahududulu soda var, çilekli soda var falan, kahve, çay. Ay sade sodam varsa alayım dedi. Yok. O yüzden şöyle sade soda da soğutayım dolapta. Dursun. Sade soda isteyen oluyor. Geçen Sergül de istedi. Churchill istedi mesela. Bir arkadaş istedi. Soda, vişne. Ama yoktu. O yüzden ben bunu soğutacağım. Sırma maden suyu 4.75. Bunu sevdiklerim için aldım. Yok dememek için. Şöyle süper fresh mısır aldım. Üçlü avantaj paket diyor. Kumpirde kullanıyorum. Salatada kullanıyorum. Havuç salatasında çok güzel oluyor. 9.95 fiyatı. Sonlara geliyoruz. Sonlara. Billur tuzu aldım. Sofra tuzu. Şöyle. Maalesef kullanıyorum ya. Ne yapayım. 6.5 lira fiyatı. Bunun bir kilosu şey yok mu acaba? Kaç kiloymuş bu? 1.5 kiloymuş. Ana. Bu 1.5 kilo mu? Oo. Billur tuzu aldım. Ben ne alıyordum normalde ya? Billur alıyordum herhalde. Böyle Migros'un kendi markasının ıslak havlusunu aldım. Üçlü avantaj paketi diyor. Onun da fiyatı 13 lira 95 kuruş. Bu da lazım oluyor. Ve. Nescafe aldım. Nescafe biraz fazla gördüğünüz gibi. Bugün Migros'ta 60 lira üstüne 12 lira geliyordu. Her altının katlarında bir tane Nescafe alma şansınız oluyor. Bu yüzden ben 6 paket Nescafe aldım. Sergül'ün de bez aldı nefese. Mama aldı. İşte Sergül'ün de bir alışverişi oldu. Genelde nefese. Nefesine ihtiyaçları için. O da 8 paket aldı. Yani bayağı bir Nescafe aldık. Şöyle bugün 60 lira üzerine 12 liraydı. Nescafe aldık. Alışverişim bu kadardı. Böyle işte. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Görüşmek üzere. Şimdi çocukların yemek saati. Hoşçakalın.